Merhaba çocuklar, derse hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir ses öğreneceğiz. G, g, g. Evet, benimle beraber tekrar edin. G, g, g. Evet, aferin size. Karga, karga, karga. İçinde g sesini duyuyor musun? Karga. Evet, önce hangi sesle başladığını bulalım mı? Karga, karga. Evet, k sesiyle başlıyor. Peki hangi sesle bittiğini de bulalım. Karga. A sesiyle bitiyor. Aferin. Peki g sesi nerede o zaman? Ortasında. Karga. Karga. Evet, o zaman ortasına yapıştıralım. Şimdi buna bakalım. Gemi. G, 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 gemi. Gemi. Hangi sesle başlıyor? G. G, 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 g. Evet. G sesiyle başlıyor. Aferin sana. Peki buna bakalım. Mis gibi kokar. Gül. G, g, g. Gül. Gül. Hangi sesle başlıyor? G, 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 g. G sesiyle başlıyor. Aferin sana. Evet çocuklar, şimdi bu sesin yazım yönünü öğrenelim. Ne diyorduk? Söz uçar, yazı kalır. O zaman yazalım. Ne yapıyorum çocuklar? Küçük g sesini bu sarı kısma, mamonun göbeğinin olduğu kısma. Önce bu şekilde bir çizgi yapıyorum. Elimi kaldırıyorum. Sonra yukarıdan başlayıp kapıyı kapatarak bu defa mamo gibi kuyruğunu sarkıtıyorum. G, 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 g. Buradayım. Bakın bu şekilde yaptım. Elimi kaldırdım. Sonra yukarıdan gelip ona güzel mamo gibi bir kuyruk yapıyorum. Tekrar buradayım. Bir parmak boşluk. Evet, yukarıdan geliyorum ve ona mamo gibi bir kuyruk yapıyorum. Bu şekilde çocuklar. Kolay değil mi? Bence de kolay. Şimdi büyük g sesine bakalım. Buradayım. Mavi olan kısmın biraz altından başlıyorum. Hiç elimi kaldırmıyorum çocuklar. Geldim, 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 geldim. Yukarı doğru devam etmiyorum. Hiç elimi kaldırmama gerek yok bu arada. İçeri giriyorum. Bu şekilde. Yine buradayım. Geldim. Hiç elimi kaldırmıyorum bak. Hiç. Geldim. İçeri girdim. G, g, g. Buradayım. Geldim. İçeri girdim. G, g, g. G, g, g. Evet, g sesi değil mi? Şimdi küçük g ve büyük g sesini yapalım. Küçük g, 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 g. Sonra da büyük g, 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 g. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi satır sonuna kadar siz defterinize yazın bunları. Ondan sonra da videoyu çalıştırmaya, yani oynatmaya devam edin. Tamam mı? Evir çevir oku kartlarım var. Buradan yine kelimeler söyleyeceğim ve o kelimeleri yazacağız sizinle. Olur mu? Hadi başlayalım. Goril. Goril. G, g. Goril. 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 Evet. Aferin benim çocuğuma. G sesiyle başladım. Evet, yanına kim geliyor? O geliyor. Go. Sonra ril. Goril. Goril bir hayvan değil mi çocuklar? Peki devam edelim. Sizin için bir kelime daha açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Hazır mısın? Gitar. 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 Gitar, gitar, gitar. Evet, bir parmak boşluk. Gi, gi. Önce sen yaz, sonra tahtaya bak, tamam mı? Tar, gitar, gitar, gitar. Devam ediyorum. Geyik. Geyik.
Geyik. Geyik. Geyik. Geyik. Geyik. Önce sen yaz. Geyik. G. Evet. G sesi. Yanına kim geliyor? G. E geliyor. Sonra yiik. Hangi sesi bitiyor? Evet, k sesiyle de bitiyor. Geyik. Geyik. Yazdın mı? Aferin sana. Şimdi bir kelime daha söylüyorum. Hadi yaz. Bilgi. 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 Önce sen yaz. Bilgi. Bilgi. Buradayım. Yukarıdan dümdüz geldim. Bı bı diyor göbeği sağ tarafa. Bil. Bil. Gi. Gi. Bilgi. Bu şekilde. Peki bir tane daha kelime söylüyorum. Hazır mısın? Çizgi. 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 Çizgi, çizgi. 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 Yazdın mı? Çizgi. Bir parmak boşluk bıraktım. Yanına kim geliyor? İyi geliyor. Çiz. Çiz. Sonra g. G. Hangi sesi başlıyor? G. Evet, g. Aferin. Çizgi. Çizgi, çizgi, çizgi. Bir tane daha söylüyorum. Garson. Garson. Bir meslek değil mi çocuklar? Kafeye yemek yemeye gittiğimizde, bir lokantaya yemek yemeye gittiğimizde gelip bize sorar ne alırsınız diye, değil mi? Garson. Garson. Cümle içinde kullanayım. Garson siparişleri aldı. Garson. Garson. Yazdın mı? Buradayım. G, 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 g. Ga. Duyuyorum yanına A geliyor. Evet. Gar. R geliyor. Gar. Son. Garson. Evet, bir kelime daha söylüyorum. Hadi. Hadi yaz. Göz. G g g g g göz. 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 Yazdın mı? Bir parmak boşluk. G g g g g g g. Yanına kim geliyor? G. Ö geliyor yanına. Neyle bitiyor? Göz. Göz. Yeni bir kelime söylüyorum. Evet çocuklar, bu da göz, göz kökünden türüyor. Bak, gözlük. 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 Ne yapıyor? Uzağı göremeyenler ya da yakını göremeyenler ya da çok uzun süre ekrana bakıp çalışmak zorunda olan insanlar böyle dinlenme gözlüğü takıyorlar, değil mi? Gözlük. Ben de takıyorum çocuklar. Bazen uzun süre bilgisayarda çalışmam gerekiyor, ders çalışmam gerekiyor. Gözlükle bakıyorum bilgisayara. Gözlük. Bir parmak boşluk. Yazdın mı? Göz. 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 Lük. Lük. Gözlük. Gözlük. Evet. Bir kelime daha söylüyorum. Hadi yaz. Gömlek. 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 Hadi yaz bakalım. Evet, bir giysi değil mi çocuklar? Üzerimize giyeriz.
Güzel güzel ütüleriz, değil mi? Göm. Göm. Lek. Lek. Gömlek. 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 Yazdın mı? Aferin. Bir kelime daha söylüyorum. Karga. Karga. Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Şu karga ne bu dala? Karga fındık getirdi. Fare yedi bitirdi. Bir kedi. Miyav dedi. Av dedi. Tekerleme ezberledin mi? Aferin sana. Karga. 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 Yazdın mı? Devam ediyorum. Karga bir kuş türü değil mi çocuklar? Simsiyah rengi var, gagası var, değil mi? Kar ga. Karga. 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 Evet, yazdın mı? Bravo sana. Şimdi bunları bırakıyorum çocuklar. Ve tahtamı siliyorum. Siz de o sırada elinizi dinlendirin. Siz de çocuklar defterinizi silerken mutlaka bu boştaki elinizle defteri tutun. Yoksa defteriniz yırtılır. O zaman çok üzülürsünüz. Yani üzülüyorsunuz tabii. Evet çocuklar, şimdi cümle okuyoruz. Ben buradan bir cümle aldım. Geldim. Evet, önce okuyalım. Evet, Ege gol attı. Ege gol attı. Ege gol attı. Aferin benim çocuklarıma, çok güzel okuyorsunuz. Ege. Satır başındayım. Ege. Ege. Bir erkek çocuk ismi. Peki cümleye başladım. İlk harfim nasıl olacaktı? Büyük harf mi olacak, küçük harf mi olacak? Büyük. Aferin. Bunu her zaman söyleyeceğim ki unutmayın. Ege. Ege. E sesi büyük. Cümleye başladım. Ge. Ege. Ege. Gol. 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 Hadi bakalım. Bir parmak boşluk. G g g g g. Gol. 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 Attı. 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 Attı kelimesine dikkat edin çocuklar. Orada bir tuzak var. Attı. Attı. Bir parmak boşluk. At. 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 Tı. Bir tane t sesi daha var değil mi? Tuzağa düşmüyorum. Çizgilerimizi düz indiriyoruz. Ege gol attı. Ege gol attı. Bin tekrar et, tamam mı? Şimdi bu cümleyi oku. Önce sen oku. Aferin sana. Müge dergi oku. Müge dergi oku. Müge dergi oku. Müge ne okusun? Müge, Müge. Müge bir kız çocuk ismi. Benim de bir arkadaşımın ismi. Müge. 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 Yazdın mı? Evet. Hangi sesle başlıyor? Sesiyle başlıyor. Lezzetli bir sesle başlıyor, değil mi? Müge. Müge. Müge.
Müge. Hangi sesle bitiyor? E sesiyle. Dergi. 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 Önce sen yaz. Dergi. 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 Bir parmak boşluk. Evet, ne yapıyorum? Der. Der. Dergi. Dergi. Müge dergi. O. Ku. O. Ku. O. Ku. O. Ku. Oku. Evet, okumak çok güzel çocuklar. Bizim ne yapar? Okumak bizi özgürleştirir. Akademik bilgimizi arttırır. Oku. Oku. Evet, biz neden okumayı öğreniyoruz? Daha çok bilgi edinebilmek için, değil mi? Peki neden yazı yazmayı öğreniyoruz? Evet, duyduklarımızı yazıya geçirelim ki unutmayalım, değil mi? Yıllar sonra da dönüp oraya baktığımızda okuyup hatırlayabilelim, değil mi? Evet. Peki bir kelime, bir cümle daha yazalım mı? Yazalım. Hadi oku. Ezgi geziye gitti. Ezgi geziye gitti. Ezgi nereye gitmiş? Ezgi nereye gitmiş? Ezgi geziye gitmiş, değil mi? Ezgi cümleye başladım. Ezgi. İlk harf nasıl olacak? Büyük olacak, değil mi? Ezgi. Ezgi. E büyük. Ezgi kız çocuk ismi. Ez sesini duydum. Gi. 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 Hangi sese bitiyor? Ezgi. Ezgi. Geziye. Ge. Zi. Ye. Ge. Zi. Ye. Geziye. 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 Buradayım. Evet. Ge. Ge. Zi. Zi. Ye. Geziye. Gitti. Burada bir tuzak var. Dikkat et, tamam mı? Gitti. 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 Evet. Bir parmak boşluk bıraktım. Git. Git. T. Evet. Bir tane daha t sesi var, değil mi? Tuzağa düşmüyorum. Gitti. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Ezgi geziye gitti. Ezgi geziye gitti. Evet sevgili öğrencilerim, ne kadar güzel yazdınız. Şimdi beraber biraz okuyalım mı? Okuyalım. O sırada da eliniz dinlenmiş olur. Şimdi ben tahtamı siliyorum. Sen silme sakın. Önce yine beni dinleyin. Sonra siz okuyun. Tamam mı? Aynı benim gibi okuyun ama, anlaştık mı? Gak. Kara karga gak dedi. Sanki bana bak dedi. Çıktım kargayı gördüm. Önüne biraz yem attım. Karga yemi gagaladı. Arkamdan el salladı. Evet, bu şekilde. Şimdi sen okuyorsun, ben gösteriyorum. Hadi. Gak, aferin. Kara. Karga. Gak. Çocuklar, buradaki bu ünlem işareti bu. Tamam mı? Duygularımızı ifade ederken kullanıyoruz. Bak, burada bir de seslenirken de kullanıyoruz bunu. Gak diye okuyoruz bunu, tamam mı? Gak. Seslenir gibi, hadi. Gak. Dedi.
Sanki bana bak dedi. Çıktım kargayı gördüm. Önüne biraz yem attım. Karga yemi gagaladı. Arkamdan el salladı. Aferin, artık çok güzel okuyorsun. Bu akşam da kitap okumayı unutma. Dersime geldiğin için çok mutlu oldum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kal.